Merhaba Haftaya Bakış izleyenleri. Haftaya Bakış programından, AnadoluHaber.com'dan, ErzurumHaber25.com'dan hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Tabii programa başlamadan önce bir özrümüz var. Tabii o özrümüzü bir dilememiz gerekiyor. Çünkü normalde süreli yayın yapan yayıncıların, profesyonel yayıncıların her programlarına ara verecekleri zaman onu bir hafta önceden ya da programdan önce duyurmaları gerekiyordu. Biliyorsunuz geçen hafta Haftaya Bakış programını yayınlayamadık ama çok önemli Erzurum üzerine, Erzurum'a dair, Erzurum'la ilgili çok önemli bir mazeretimiz vardı. Olay acil geliştiğinden dolayı sizlerden de özür dileyemedik. Geçen hafta Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın İstanbul'da düzenlemiş olduğu geceye davetliydik. O sebeple Erzurum'da bulunmadığımızdan dolayı Haftaya Bakış programını yayınlayamadık, çekemedik ve yayınlayamadık. Tabii özrümüzü önceden dilememiz gerekiyordu ama ben geç kalmış da olsa tüm izleyenlerimizden öncelikle bir özür dilemek istiyorum Haftaya Bakış programı adına. Tabii bu arada başka bir şey daha tespit ettik. Pazartesi günü itibariyle biz İstanbul'da olduğumuzdan dolayı İstanbul'da inanın benim telefonlarım 5 dakika durmadı. Haftaya Bakış programı neden yok? Neden programınız yayında değil? Ben mi giremiyorum, ben mi izleyemiyorum şeklinde birçok izleyicimizden telefon aldık ve onların bu konudaki şikayetlerini dinledik. Neden ara verdiniz? Programı yapıp öyle gitseydiniz şeklinde. Ama dediğim gibi ani bir şekilde gelişti. Aslında orada hatanın da Ender Yüncü'nün olduğunu düşünüyorum. En azından internet sitelerimize bu şekilde bir bildiri koyabilirdik. Onu ben ihmal ettim. Ender Bey de atladı. Bu hatamızdan dolayı tüm Haftaya Bakış izleyenlerinden özür diliyoruz ama İstanbul'dan geldik. İstanbul'la ilgili, İstanbul'daki Erzurumlularla ilgili çok önemli tespitlerimiz var. Bu programımızın geniş bir kısmını da ona ayıracağız. Merhaba Ender Bey. Evet, merhaba Haftaya Bakış izleyicileri. Evet, geçtiğimiz hafta içerisinde yoktuk. Geçtiğimiz hafta birlikte olamadık. Bunu en az sizin kadar biz de üzüntülüyüz. Çünkü Erzurum'un sorunları ve sıkıntıları bitmiyor. Biz Erzurum'un sorunlarına ve sıkıntılarına bir nebze kadar olsun merhem olabiliyorsak ne mutlu bize düşüncesiyle hareket eden programcılar ama ve gazetecileriz. Ama Ender'cim İstanbul'da hiç öyle böyle bir üzgün müzgün tavrın da yoktu yani. Şimdi bir de bunu bir izleyicilerimiz bilsinler. Yani abi ya keşke gitseydik Haftaya Bakış'ı çekseydik şeklinde de bir şeyler söylemedin Ender'cim yani. Şimdi eğleniyordun, gülüyordun. Birçok yeri gezdik. Ender Bey orada güzel bir kardeşlik de yaptı. Gerçekten benimle yakinen de ilgilendi. İstanbul'u bana gezdirdi. Gezmem, gitmem ve görmem gereken birçok yeri de gördüm. Bu konuda aslında bir hafta programa ara verdik ama aslında İstanbul'da tekraren söylüyorum İstanbul'la ilgili, İstanbul'daki belediyeler, belediyelerin çalışmalarıyla ilgili, İstanbul'daki Erzurumlular ve İstanbul'daki Erzurumların duruşuyla ilgili yerinde çok önemli tespitler yaptık. Ama şimdi Cem Bey, İstanbul'daydık, İstanbul'u dolaştık, İstanbul'da gittik ama Erzurum'dan hiç kopmadık. Yani her anımızda mutlaka Erzurumlar yanımızdaydı, hatta Beylerbeyi Erzurumspor maçını dahi gitti ki statta izledik. Evet, doğru. Yani Erzurum'dan hiç kopmadık. Doğru. Hep Erzurum'da. Zaten kopsaydık orada kalıp bile gelmezdik. Ben bunu neye benzetiyorum bu söyleminizden öne çıkarak? Erzurum'a gelen turist aday adaylarının bir sözü vardı. Erzurum çok güzel, İstanbul çok güzel, rakı şişek kebap çok güzel. Yine gelecek ben bir ettiği vardı Kemal Sunal'ın eski filmlerinde. Evet, İstanbul çok güzel. Türkiye gerçekten çok güzel. Edirne'den Ardahan'a kadar çok güzel. Her ilimizi, her ilçemizi keşke Rabbim nasip etse de böyle karış karış dolaşıp kültürümüzden bir şeyler kapıp gelip buradan Erzurum'daki hemşehrilerimize orada gördüğümüz fazlaları, buradaki eksikleri anlatsak da Erzurum'daki bürokratlar, belediyeler, yetkililer bir nebze olsun oradakilerle karşılaşma yapabilirler. Şimdi tabii programa madem başlıyoruz, madem ki bir haftada ara verdik programa, mazeretimizin olduğunu söyledik. O zaman mazeretimizle ilgili konuyla başlayalım. İstanbul'daki Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın İstanbul'da her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu 12 Mart şenlikleri ve Erzurum'la ilgili bir etkinlik vardı. Bu etkinliğe gidip katıldık. Tabii
ben öncelikle şunu bir sorayım sana. Sonradan benim de tabii ekleyeceğim bir şeyler var. Bu program biraz daha uzun olabilir. Süreyle ilgili de bir problemimiz olmasın diye söylüyorum. Gerekirse programımızı iki parçaya bileriz. Şimdi İstanbul'daki Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın düzenlemiş olduğu etkinliklerden şunu da söyleyeyim, ben Bostancı Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe gelemedim çünkü sağlık problemim vardı ama Kardelen TV'ye de buradan bir teşekkür etmek istiyoruz. Kardelen TV çok önemli bir görevi ifa etti Erzurum'la ilgili. Efendim, Bostancı Kültür Merkezi'ndeki etkinliği yayınladı. Ben de Okel Odam'dan onu çok rahat bir şekilde izledim. Benim de birçok izlenimim var. Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın düzenlemiş olduğu bu etkinlikle ilgili ne düşündün, ne tür bir izlenim edindin bir aktarır mısın? Şimdi İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde Erzurum'un dernekleri, vakıfları, federasyonları ve konfederasyonumuz var. Maltepe Vakfı'na gelmeden önce derneklerimiz hakkında ben İstanbul'a gelmem her ne kadar güzel olduysa da beni üzücü şeylerle de karşılaştım. Bunlardan ilki geçtiğimiz programlarda Erzurumlular Vakıfları ve Dernekleri bazı ilçelere ait, bazı belediyelerde, bazı bölgelerde kumarhane olarak mı işletiliyor diye sormuştuk. Bu beni gittim oraya birebir karşılaştım ve çok üzüldüm. Yani bunu öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Şimdi bir tarafta bakıyoruz. Şimdi Maltepe'ye gittik. Gece saat 10 civarlarıydı. Bir hoş geldin amaçlı. Maltepe'de bize 4 tane Erzurumlar Derneği gösterdiler. Orada var dediler. Burada var dediler. Şurada var. Orada var. Bu Maltepe'deki. Kadıköy'de 6 tane. Fatih'te 7 tane. Sayılar abartılı olabilir yani, ama böyle. Böyle. Şimdi beni en başta bu üzdü. Evet, gerçekten İstanbul'da şunu gördüm ki Maltepe Vakfı gerçekten bu yılki 12 Mart etkinliklerinin en iyisini organize eden vakıf. Peki en iyisini Maltepe yapıyor da diğerleri neden bir şeyler yapmıyor? Evet, dün Tekirdağ'da yapılmıştı. İşte biz gittiğimiz gün Sultanbeyli Erzurumlar Derneği bir gece yaptı. Ya Erzurum bu kadar paramparça mı? Erzurum bu kadar bölük pörçük mü? Yapmayalım. Eğer ki Erzurumlar bir gece yapacak ise tek bir tarihte tüm vakıflar altında yapılsın. Ha bunu en güzel Maltepe mi yapıyor? Diğer vakıflar, diğer dernekler Maltepe Vakfı'na tabi olsunlar. Ben orada Suat Engizekir abimizin gerçekten canla, malla, başla, tüm yönetimiyle topyekun çalıştığını, bir şeyler yapmak için Erzurumlar'da yani orada sahnedeki 3 kişinin şarkı söylemesi, 5 kişinin işte orada plaket alması önemli olan nokta bu değildi. Önemli olan nokta burada o kadar insanı tek çatı altında toplamaktı. Ama tek çatı altında toplanıyoruz salı günü Maltepe'de, çarşamba günü Kartal'da, perşembe günü teki böyle yapmayalım. Güzel bir gece yapalım ama bir tane yapalım, etkisi Türkiye'yi sarsın. Yani sadece Maltepe Vakfı'nın yapmış olduğu gecede insanlar buluşmasınlar. Erzurumlular bir kere buluşsunlar, hasretlik gidersinler, o Erzurum olan özlemlerini içinden atsınlar. Bunu en güzel Maltepe Vakfı yapıyorsa bütün dernekleri, federasyonun, vakıfın, hatta konfederasyonun Maltepe Vakfı'na 12 Mart etkinliklerinde tabi olması gerektiğini düşünüyorum ben. Gelelim buraya. Evet, geceye Sayın İçişleri Bakanımız Efkan Ala katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız İdris Gülce Beyefendi katıldı. Erzurum milletvekillerimiz geldi. Ahmet Ağırman geldi. Gerçekten Ahmet Ağırman'la da orada tanışmanın büyük bir hazını duyuyorum. Hangi Erzurum diye soruyorsam İstanbul'da ayakkabı imalatı yapından da İstanbul'da ya da Marmara bölgesinde inşaat sektörüyle uğraşan, Maltepe Vakfı'nda olan o bölgedeki herkesin tek ağabeyi, hani bir takımın kaptanı vardır ya, bir futbol takımının kaptanı gibi herkes Ahmet Ağırman'ı seviyor. Ahmet Ağırman'ın oradaki herkese bir desteği, başı sıkışında koşacağı bir abi rolünde. O konudan dolayı da Ahmet Ağırman'ı gerçekten buradan kutluyorum. Dönelim şu tarafa Cem Bey. Geceye katılan belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız gelmişti. Ali Bey oradaydı, Ali Korkut Beyefendi oradaydı. Yani katılım çok güzel. Etkinlik çok güzel, sunum gerçekten harika. Ama tabii ki eksiklikler yok mu? Mutlaka var. Özellikle tiyatro sahnesinde, yani şu amatörden de amatör bir tiyatro sahnesi vardı. Keşke Erzurum'dan daha profesyonel ya da İstanbul'da daha profesyonel tiyatro sanatçılarını orada sahnede görmek isterdik. Evet, sunucu Güler Kahraman hanımefendi vardı. Güler Kahraman da gerçekten Erzurum'u ve Erzurum'u gerçekten bir model olarak orada güzel temsil etti. Yine benim sürekli radyolardan da takip ettiğim Adavapuru Şakir,
sunumuyla, o güzel diksiyonuyla o geceye bir renk kattı. Yani rengarenk bir geceydi. Ama şuraya gelelim. Bu gecede eksiklikler var mıydı? Büyük eksiklikler vardı. Belki de hiç yoktu. Yani tek bir vakfın üzerine yıkacak olursak, tek bir vakıf için muhteşem ötesiydi. Erzurum için görürsek, yani Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen, Sultanbeyli'deki etkinliğe giderken Maltepe'ye katılamadı. İşte diğer belediye başkanımız Tekirdağ'dakine katılmışken Maltepe'ye katılamadı. İşte benim buradaki tek düşüncem şu. Herkes tek çatı altında tek bir gece yapmasını tavsiye ediyorum ben. Şimdi çok güzel Önder Bey. Tabii mutlaka tespitlerini önemsiyorum. Aynı tespitleri ben de yaptım. Tekraren söylüyorum. Bir defa İstanbul'daki Erzurum dernek ve vakıfları şunu çok iyi bilmeliler ki içinde gurbetten gelen Erzurumluların olmadığı bir etkinliği ben etkinlik saymıyorum. Neden diyeceksiniz? İstanbul'daki Erzurum vakıf ve derneklerinin yapmış olduğu güzel işleri gurbette, yani sıradan aldıklarımızı gurbette anlatmamız gerekiyor ki şehrimizden giden iş adamlarının, bürokratların, siyasetçilerin bir vesile İstanbul'a efendim giden insanların sonuçta yaptığı işleri şehirdeki yakınları, akrabaları, sevenleri görsünler. O nedenle ben programın ilk kısmında Kardelen TV'ye özellikle teşekkür ettim. Çok önemli bir vazifeyi, çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledim. Tekraren söylüyorum. Tabii ki İstanbul'daki Erzurum derneklerinin ve vakıflarının tamamının bence bir araya gelmesi, hepsinin bir çatı altında toplanması mutlaka gönlün istediği şey bu. Ama şunu söyleyeyim. Maltepe Erzurumlular Vakfı tüm İstanbul'u kucaklama noktasında çok önemli mesafeler kat ettiğini gördüm. Hangi açıdan? Söyleyeyim. Bir defa öncelikle dernek yönetiminde bulunan, yani Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın dernek yönetiminde bulunan insanların o işe yüreklerini koyduklarını gördüm. Bir, Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın içerisindeki çalışan yönetim kurulu üyesi olan arkadaşların yüreklerini koymayla kalmayıp aynı zamanda Erzurum'la hiçbir zaman bağlarını koparmayan insanlar olduklarını gördüm. Bu iki. Üç, Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın içerisinde yönetiminde yer alan insanların değişik siyasi görüş ve değişik dünya görüşlerine sahip olan insanların Erzurumlu olma, Erzurumluluk bilinciyle hareket etme noktasında ortak bir çıkış noktası bulduklarını gördüm ki bu gerçekten çok önemli bir şey. Bence bizim yapmış olduğumuz, bizim gitmiş olduğumuz Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın düzenlemiş olduğu o etkinliğin tamamını ele aldığımız zaman orada bir Erzurumluluk ruhunun oluştuğunu ve tekraren söylüyorum değişik siyasi görüş ve dünya görüşü, değişik dünya görüşünde olan insanların tek çatı altında dadaşlık ruhuyla, Erzurumluluk ruhuyla birlikte hiçbiri birbirini kıskanmadan, hiçbiri birbirine üstünlük taslamadan bir birlik, beraberlik tablosu çıkardıklarını gördüm. Bu çok önemli. Şimdi buradan hareketle diğer dernek ve vakıflar Maltepe Erzurumlular Vakfı'yla birlikte olma konusunda çok da keyifli olmayabilirler ama Maltepe Erzurumlular Vakfı'nın yapmış olduğu bu güzel etkinliği kendilerine bir şablon etkinlik, bir örnek etkinlik olarak alıp çok rahat bir şekilde kendileri de aynı şekilde etkinlik yapabilir ve düzenleyebilirler. Şimdi buradan hareketle bir başka bir şey daha söyleyeyim. Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki etkinliğe çok önemli katılımlar oldu. İçişleri Bakanımız Efkan Ala katıldı. Çevre Şehircilik Bakanımız İdris Güllüce katıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok katıldı. Birçok bürokrat, siyasetçi ve İstanbul'daki önemli iş adamı orada geldi ve bulundu. Şimdi tabii ki Erzurum adına yapılmış
Erzurum adına yapılan bu etkinliklerde Erzurumluların mümkün mertebe çok sayıda katılması o etkinliği daha anlamlı. Öyle mi? Daha mesajını net bir şekilde ileten bir etkinlik haline getiriyor. Şimdi şunun altını çiziyorum. Şahıslar konusunda bir şeyler konuşacağım. Bir defa tekraren söylüyorum. Diğer vakıf ve dernekler Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın 2015 yılı 15 Mart'ında Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlemiş olduğu o güzel etkinliği kendilerine örnek ve şablon etkinlik olarak almaları gerekiyor. Bunu söyleyeyim bir defa Maltepe Erzurumlar Vakfı bu işte çıtayı belli bir seviyeye koydu. Bunun altında yapılan etkinliklere köy kahve etkinliği diyeceğim ben bundan sonra. Bunun altında yapılan etkinliklere Molière'in çadır tiyatroları diyeceğim ben. Şimdi demek ki etkinlik yapmak için etkinlik yapmayacağız. Benim olsun, küçük olsun, benim olsun mantığıyla İstanbul'da dernekçilik, İstanbul'da vakıfçılık yapmayacağız. Hemşericilik yapıyorsak, Erzurum adına bir çıkışımız varsa yaptığımız işi Dadaş'a yakışır, Erzurumlu'ya yakışır. İstanbul'daki çok önemli görevlerde bulunan ve Erzurum'u ve Erzurumluluğu özümsemiş bürokratların, siyasetçilerin, bakanların, milletvekillerinin gurur duyacağı ve can atarak, koşarak katılacağı bir etkinlik haline getirmek zorunda ve mecburiyetindeyiz. Şimdi ben Cem Atmacı olarak, Anadolu Haber Gazetesi olarak bundan böyle İstanbul'daki Erzurumlular vakıf ve derneklerinin yapmış olduğu etkinlikleri Bostancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik üzerinden katılımıyla, kalitesiyle, sunumuyla değerlendirmeye tabi tutacağım. Tekraren söylüyorum, Süha Bey'i tebrik ediyorum, Süha Dengize'ye teşekkür ediyorum. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum. Hem duygulandım, hem gururlandım. Demek ki çıta artık belli, Maltepe Erzurumlar Vakfı'nın 2015 yılı içerisinde, 2015-15 Mart'ında yapmış olduğu Bostancı Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, Erzurum'daki tüm dernek ve vakıflara örnek olacak. Bunun haricinde yapılan, bunun altında, bundan daha kalitesiz yapılan etkinlikleri Molière'in çadır tiyatrosuna benzeteceğim, köy kahvesinde yapılan etkinliğe benzeteceğim, konuyu burada kapatıyorum. Gelelim kişiler konusuna. Şimdi tabii İstanbul gibi bir büyük şehirde Erzurumlu olmak, Dadaş olmak, Erzurumluyu temsil etmek, Erzurumlu adına çıkıp bir şeyler yapmak, söz konuşmak, laf konuşmak tabii ki çok önemli bir şey. Şimdi bir defa Kardelen TV'de yayınlanan, ben tekraren söylüyorum, ben gösteriye gidip katılamadım. Ender Bey biliyor, sağlık problemlerim vardı. İstanbul'un havası beni çarptı. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Ben bugüne kadar tanımadığıma, henüz de tanışmadım ama tanımadığıma gerçekten çok üzüldüm. Sunumu yapan Adavapuru Şakir Bey ve Erzurumlu Dadaş kızı Güler Kahraman'ın sunuşunu, sunumunu, hanımefendiliğini, zerafetini, nezaketini, diksiyonunu, efendim o eşsiz güzelliğini görünce ben Erzurum'un İstanbul'daki kadın yüzünün sunma noktasında, Erzurum'u tanıtma noktasında, Erzurum'u anlatma noktasında, Erzurumlu'yu anlatma noktasında Güler Kahraman isminin çok isabetli bir isim olduğunu düşünüyorum. Bundan böyle bu işte de bir seviye, bir çıta belirlendi. Öyle her çarçaput eline mikrofonu alıp ya da her çarçaput Erzurum'la ilgili bir etkinlik yapıp Facebook'ta, Twitter'da bizi rahatsız etmesinler kardeşim. Orada Erzurum adına inanıyorum ki fikir paylaşma konusunda, Erzurumlu'ya yardımcı olma konusunda, Erzurumlu'nun duruşuyla ilgili efendim fikir beyan etme noktasında da Güler Kahraman ismi bir isimdir diye düşünüyorum. Evet. Bir kalitedir diye düşünüyorum. Bir çizgidir diye düşünüyorum. Erzurum'la ilgili
İstanbul'daki Erzurumluların Erzurum'la ilgili yapmış olduğu her etkinlikte mutlaka bence, Güler Hanım aynı zamanda bir yayıncıymış. İnternetten ben baktım. Çok önemli programları var, çok güzel sunumları var, çok güzel şiirler okuyor. Gerçekten duygulu, bu işi biliyor. Güler Hanım'ı tebrik ediyorum. Erzurum'u orada temsil ettiğinden dolayı kendisine de teşekkür ediyorum. Umuyor ve diliyorum ki Erzurum ve İstanbul'daki Erzurumlular Adalot Gülü Şakir kardeşimizi, kardeşim diyorum, tanıştım çünkü kendisiyle, ve Güler Kahraman'ı bundan böyle kıymetini bilirler. Bu konu çok önemli bir konu. Şimdi gelelim Bostancı Kültür Merkezi'nde İçişleri Bakanımız Efkan Ala'nın yapmış olduğu konuşmaya. İçişleri Bakanımız Efkan Ala'nın yapmış olduğu konuşmayı Kardelen TV'nin kayıtlarından tam 6 kere izledim. Ve izlerken tüylerim dikenlenerek izledim. Gurur duyarak, onur duyarak izledim. Ben her ne kadar Ender Güncü gibi anasının ellerinden öperim demeyeceğim, Ender'in repliğini çalmayacağım ama bir Erzurumlunun, bir Dadaş'ın sinir uçlarına, duygularına, memleket sevgisine, memleketi sevmesinin önemli olduğuna vurgu yapan, yani Emrah'tan, efendime söyleyeyim, atıfta bulunduğu, ondan sonra Nene Hatun'dan atıfta bulunduğu, birçok şehrin önemli sanatçısından atıfta bulunarak, gönderme yaparak harika bir konuşma yaptı. Sayın İçişleri Bakanımız da, eski bakanımızı da, şu anda İçişleri Bakanı değil, tebrik ediyorum. Böyle bir Erzurumlu hemşerimiz olduğundan dolayı, böyle bir değer yetiştirdiğimizden dolayı Sayın İçişleri Bakanımız Efkan Ala'ya da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bitmedi. Devam ediyorum. Bu hafta anjiyo ameliyatı oldunuz. Anjiyo oldunuz Cem Bey. Yani kalbiniz de fazla yok. Kalbimi Efkan Ala'ya dur konuşuyoruz şurada kardeşim. Peki. Kalbimiz durursa kamera alır. Siz de yayınlarsınız ki işte Cem Atmaca'nın son anları şeklinde. Evet, buyurun. Şimdi devam edeyim ben. Çünkü kesmek istemiyorum bu konuyu. Çok önemli bir konu. Diğer yandan benim kendisiyle çok da böyle efendim çok da güzel ilişkilerimin olmadığı, herkes tarafından bilinen, Doğu TV'de yapmış olduğum programlarda bolca eleştirdiğim, bir mahkeme sürecinden geçtiğimiz, benim de ona çatır çatır tazminatını ödediğim, öbür gazeteciler yanlış anlamasınlar, çatır çatır tazminatını da ödemişim. Çatır çatır. Ben öyle delikanlı bir adamım. Ha, yani kimse böyle bir gönderme olduğunu zannetmesin. Hukuka gitmişiz, hukuk kararını vermiş, ben de çatır çatır parasını ödemişim. Sayın Selami Altınok, İstanbul İl Emniyet Müdürü. Erzurumlunun yapmış olduğu her etkinlikte ben onu orada gördüm. Erzurum Spor'un Beylerbeyi maçında soğuk, çok soğuk bir hava olmasına rağmen beni götürenlere, beni buraya niye getirdiniz şeklinde sitem ve minnetlerime rağmen koskocaman 15-20 milyonluk bir İstanbul'un il emniyet müdürü Erzurumspor'un maçı var diye o soğukta gelip orada oturması, Erzurumspor'u desteklemesi, Erzurumspor'a destek vermesi, orada gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması noktasında hassasiyet göstermesi beni gerçekten gururlandırdı. Ben Selami Altınok gibi bir hemşerimiz olduğundan dolayı benimle olan arasındaki o fark, o mevzu ayrı bir mevzu. Sayın Selami Altınok'a da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hemşerimiz olduğu için gerçekten Erzurum'a ve Erzurumlu'ya, Erzurum ve Erzurumlu'nun yapmış olduğu etkinliklere sahip çıktığından dolayı İçişleri Bakanımız Efkan Ala'ya da yürekten teşekkürlerimi sunuyor, saygılarımı sunuyorum. Ha, tekraren söylüyorum, Erzurum'daki bir kısım işe yaramaz medya şöyle diyebilir, aranızda mahkeme vardı, çatır çatır parasını ödedim kardeşim. Şuraya araya giriyoruz. Lütfen bir gir araya. Zaten bir girmesen araya var ya Ender, değil mi? Böyle midem falan bulanacak. Bir gir araya bak. Evet, Selami Bey'den de bahsediyoruz. Lütfen bahsedelim. Selami Bey gerçekten İstanbul'da bir Erzurum timsali. Yani biz o 3 günlük sürede gördük. O mahalle stadında dahi Erzurum'un temsil noktasında o Erzurumspor'un ilk yarıda atmış olduğu goldeki sevincini orada yaşamanız lazım. Evet. Ben de şunu diyorum o zaman Cem Bey, şöyle ya problem kızdık ama. Evet. Bizim her hafta girmedin. Bizim her hafta düzelteyim.
Ben buna şöyle diyorum programlarda. Paslı kama gibi ortaya girmek. Buyurun. Öyle yaptım. Tamam, buyurun. Her hafta bizim Erzurum'un babaları dediğimiz babalarına bu hafta ben Selami Altınok'un layıkıyla hak ettiğine inanıyorum ve bu hafta izin verirseniz tabii ki yavrum beraber... İzin diye bir şey yok, olur mu öyle şey? Biz Erzurum'un bu haftaki babası da Selami Altınok'u ilan ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Keşke bıraksaydım, ben ilan etseydim Ender'cim ya. Tamam. İlan da ben. Olsun, tamam, çok güzel, teşekkür ediyorum. Ben şimdi bu arada orada çok önemli bir görevde olan zamanında benim yayın yönetmenliğini ve sahipliğini yaptığım Türkiye FM'de de yayıncılık yapan ve İstanbul'da çok önemli işlere imza atan bir çok değerli bir kardeşimizle de bizzat şahsen tanışma fırsatı buldum. Ali Kutlu kardeşimiz, iyi bir gazeteci, iyi bir yayıncı, Türkiye FM okulundan, Cem Atmaca Mektebi'nden okumuş, eğitim görmüş ve İstanbul'da Erzurumluları kucaklama konusunda Erzurumluların yapmış olduğu her etkinlikte orada gidip bulunma konusunda göstermiş olduğu gayreti takdir ediyorum. Ali Kutlu kardeşimizin de gözlerinden öpüyorum. Her zaman Erzurum'da bir abisinin olduğunu, Erzurum'la ilgili ne tür problemi, ne tür sıkıntısı olduğunda bana mutlaka iletmesi gerektiğini söylüyorum. Ali Kutlu kardeşimin de isminin altını çizmeden geçemiyorum. Şimdi devam edelim tabii konularımıza. Evet, Maltepe Bey. Şimdi güzel Bey, aşağı yukarı 30 dakika konuştuk. Yani. Evet, Maltepe Vakfı'nı kutluyorum. Kutluyoruz. Güzel ekmekten dolayı. Ama tabii ki Maltepe Vakfı'nı kutlarken Maltepe Erzurum Vakfı Başkanı Süha Dengizeki oradaki Erzurumlu iş adamlarına bir öncülük ettiği, bir kardeşlik, arkadaşlık, ağabeylik ettiği. Çünkü yönetimindeki iş adamları da Erzurum'dan hiçbir zaman kopmamış. Örnek veriyorum, işte Cemal Şengel Beyefendi yönetiminde, Necmi Akalın Beyefendi yönetiminde. Yönetimi gerçekten Erzurum'u hiç terk etmemiş. Her birini de ayrı ayrı bir Erzurumlu olarak tutuyor. Şimdi bir tane fıkra anlatayım da, koca bir gün gece kuyudan su çekmeye iner. Bir bakar ki ay kuyuya düşmüş, yani ayın şarkı kuyuya düşmüş. Ulandır, ay kuyuya düşmüş, eve gider koşar, evden bir tane kalın ip, bir tane de çengel alır getirir, kuyuya sallar, uğraşır, bir türlü ayı tutup oradan çekip çıkaramaz. Ama sonunda nasıl olursa ip gider kuyunun altında büyük bir taşa takılır, Nasreddin Hoca asılır, ip kopar, Nasreddin Hoca sırtının üstüne yere düşer, bakar ki ay havada. Dir yani kolay olmadı ama yerine de oturttuk, neyse. Şimdi bizim bu Maltepe Erzurumlar Vakfı'nı anlatmamız da böyle kolay olmadı ama bence yerine de oturttuk. Evet. Güzel oldu. Şimdi konularımıza devam edelim. Tabii Ali Kutlu kardeşimizi söyledik. Selam Altun'u konuştuk. Yolculuğumuzu bir konuşalım. Evet. Yani uçak yolculuğumuz bir şeydi, efsane gibi güzel bir şeydi. Yani hayatta hiç karşılaşmadığımız şeylerle karşılaştık. Tabii güzel, onu konuşacağız da onu bırakalım. Şimdi o arada bir İstanbul'da bir tespit daha yaptım ben. İnsanlar mutlaka tanımadığı insanlara düşmandır. İnsanlar mutlaka tanımadığı insanlarla ilgili suizan yapabilir Ender'cim. İnsanlarla ilgili bir tespit, bir yorum yaparken mutlaka önce o insanları bir tanımak gerekiyor. Şimdi İstanbul'da Beylerbeyi Stadı'nda Erzurumspor'un 1-0 galibiyetle ayrıldığı maça gelen isimlerden bir tanesi de AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt. Evet. Tabii ben hiç Erzurum'da neden ihmal ederiz bilmiyorum. Herhalde ticari faaliyetlerimizden, işimizin yoğunluğundan olsa gerek. Kendi kendime şunu söyledim. Tabii şimdi senin de görüşlerini alacağım. Araya pastıkama gibi girmeyesin diye söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Neden Erzurum'da ben bir gün vakit ayırıp da AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt'la bir sohbet etmediğime, orada yapmış olduğum ayaküstü sohbetle birlikte pişman oldum. Şimdi tabii Erzurum bir dönem Murat Kılıç'la AK Parti il başkanlığını yürüttü ve götürdü. Tabii Murat Kılıç'ın bir Muhyiddin Aksak yandaşı ve taraftarı olduğu Erzurum'da söylenirdi. Murat Kılıç'ın siyasetle bağdaşan bir yanının olmadığını da ben yıllarca Erzurum'da hep de söylemişimdir.
O ne ego patlamasıydı Murat Kılıç'ta? O ne kendini beğenmişlikti Murat Kılıç'ta? Murat Kılıç'a ulaşmak, Murat Kılıç'la, AK Parti ile ilgili, Erzurum'la ilgili, Erzurum'un bir sorunuyla ilgili konuşmanın mümkün olmadığını ego patlamasından dolayı hepimiz çok iyi biliriz. Şimdi biz Beylerbeyi stadında, ben basın tribününden aşağı inince Sayın AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt'la ayaküstü bir Erzurum sohbeti yaptık. 10 dakika içerisinde Erzurum'la ilgili belki 5-10 tane konuyu kendisine aktarıp açık, samimi, net bir şekilde cevap alabildim. Şimdi tekraren oraya geliyorum, sözü sana vereceğim. Demek ki insanlar, tabii ki biz Fatih Yeşilyurt'u yine eleştireceğiz. Sonuçta o önemli bir makamı temsil ediyor. Yani AK Parti'de il başkanlığı gibi önemli bir görev yapıyor. Fatih Bey'in ben oradaki tavırlarını Erzurum Spor'a karşı, Erzurum Büyükşehir Belediyespor'a karşı ve oradaki diğer İstanbullulara ve Erzurum'dan gelenlere karşı tavrını çok beğendim. Gerçekten bir beyefendi, bir insanmış. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Şimdi Cem Bey, Murat Kılıç'ı anlatırken çok güzel anlattınız. Yani sanki Murat Kılıç'a ulaşmak, Cumhurbaşkanı'na ulaşmak, Murat Kılıç'a ulaşmak, Başbakan'a ulaşmak, Murat Kılıç'a ulaşmak imkansız bir şeydi. Bu haliyle zamanla bizlere, özellikle basın mensuplarına, ondan sonra da Erzurum halkına sanki il başkanı ulaşılmaz bir nokta. İnsanlar bir sıkıntısı olduklarında il başkanını anlatacak durumdan çıktı. Ama biz geçtiğimiz haftalarda Fatih Yeşilyurt hakkında birçok eleştiri yaptık ve kendisi de aynen şu ifadeyi kullandı o 10 dakikalık sohbette. Dedi ki muhalefetlerde, demokrasilerde muhalefet vardır dedi. Evet, evet, ben sizin yapmış olduğunuz eleştirileri de dinliyorum ama dedi ben Erzurum için varım. Evet, gerçekten Fatih Yeşilyurt'la AK Parti'nin farklı bir imaj sergilediğini ben gördüm ve biliyorum. Erzurumlu bir babaanne, bir dede, bir amca, bir teyze Fatih Yeşilyurt'a istediği dakikada ulaşıp istediği sıkıntısını anlatabilecektir. Ben buna inanıyorum. Yalnız Fatih Bey, biraz ben onu bir söyleyeyim, bu da işin esprisi olsun. Ya yani normalde bir siyasetçi profili vardır. Biliyorsun Fırfirik de en çok Fatih Bey'in bu yönünü eleştirir. Fatih Bey gerçekten yani çok zayıf. Biz siyasetçide böyle kilogramlı, hep böyle, efendime söyleyeyim, tabirimi hoş görün, göbekli insanlara alışmışız. Sanki AK Parti Fatih Bey'e hiç protein vermiyor gibime geldi. Fatih Bey'in bence yiyip kendisine... Siyasetin haram yemeyenlerinden diyelim biz buna. Öyle olsun. Siyasetin haram yemeyenlerinden diyelim. Şimdi şunu söyleyeyim mi? Lütfen bir söyler misin? Yani Fatih Yeşilyurt futbolcuyla futbolcu, sporcuyla sporcu, siyasetçiyle siyasetçi, esnafla esnaf böyle bir tavır sergiliyor. Ve bu gerçekten AK Parti'nin Erzurum'daki bir sonraki yıllarda gelebilecek il başkanına bir çıtadır. Bunu da söyleyelim. Şimdi tabii haftaya bakış programı devam ediyor. Aşağı yukarı 35 dakikadır programımız da devam ediyor. Sanki böyle canlı yayın bir program sunuyormuşuz gibi. Aslında biz bu programımızı canlı olarak da yayınlarız ama biz ondan taraf değiliz. Çünkü efendim çekilip belli bir yayının yayınlanması işte YouTube'dan, Twitter'dan, Facebook'tan hem izlenme açısından hem izleyicilerin izleyip programla ilgili irdeleme yapabilmesi açısından çok önemli. Bu nedenle bu programı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii İstanbul'a giderken, hani o Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. İstanbul'a giderken uçakta mutlaka tarihlerde çakıştığı için birçok ünlüyle Erzurum'dan beraber uçtuk İstanbul'a. Tabii İstanbul'a bizle beraber gelen ünlülerden birisi de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'di. Ha şunu söyleyeyim, zaten Mehmet Sekmen hiçbir hafta sonunu Erzurum'da geçirmiyor. Haberiniz olsun, cuma gününden sonra, yani cuma, cumartesi, pazar, eğer Büyükşehir Belediyesi'ne Erzurum'da ihtiyacınız olursa bulamayacağınızı bilesiniz. Çünkü o kesin İstanbul'da. Bu arada benim çok dikkatimi çekti. Uçak kalkıp kemer ışıkları söndükten sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için
en ön sıradan kalktı. Sıra sıra uçaktaki tüm koltukları ve işte her üçlü koltuktaki Erzurumlu hemşerilerimizle sohbet etmeye başladı ve uçağın uyarı ışıkları yandıktan sonra da buna hemen hemen devam etti. Şimdi ben tabii yıllardır uçağa binen, yıllardır uçakta siyasetçi takip eden, yıllardır uçakta belediye başkanı gören bir gazeteci olarak ben bugüne kadar uçak havalandıktan sonra koltuk koltuk dolaşan bir büyükşehir belediye başkanı görmedim. Şimdi orada İstanbul'da bir espri oldu. İsimleri vermeyeyim. Onlar da büyükşehir belediye başkanımızdan yana töhmet altında kalmasınlar. İlanlarından ve paralarından olmasınlar. Erzurumlu birkaç gazeteciyle konuşuyorduk. Dedim ki size ben bir soru sorabilir miyim? Özel bir sohbet. Tırnak içinde kimseye hakaret kastımın olmadığını da söyleyeyim. Dedim ki şimdi mesela gazinolarda masa masa dolaşanlara konsümatris denir. Öyle mi? Efendim iş yerlerinde kapı kapı dolaşan para dilenenlere dilenci denir. Araştırmacılar anketör. Yani araştırmacılara anketör denir. Peki uçakta koltuk koltuk dolanan belediye başkanına ne denir? Hayır, uçakta koltuk koltuk dolaşana ne denir şeklinde bir soru sorunca dediler ki belediye başkanı denir. Dedim ki siz gördüğünüz için öyle söylüyorsunuz. Yani uçakta her koltuktaki yolcunun halini hatırını sorup koltuk koltuk dolaşan bir büyükşehir belediye başkanına ne denir? Ben sadece soru olarak yöneltiyorum. Şimdi bugün de gazeteci abimiz Esat Bindesen'in bir yazısını okudum. İşte uçakta Mehmet Sekmen'in sadece bu yolculukta değil, bütün yaptığı yolculuklarda evet. Kalkıp yolculara dolaşıp bir eksiğiniz var mı? Erzurum'da var. Ben burada sanayide mesela esnaf oraya geleceğim. Bir oraya gün geleceğim. Niye benim kapımı çalıp bir halimi hatırımı sormadın? Oraya geleceğim Cem Bey. Hatta oraya mı gelecek? Şimdi Cem Bey, Mehmet Sekmen'in ben çok kinci bir insan olduğunu burada gördüm. O Esat abinin yazısından da kinci, işte kindar, insanlara karşı tavır sergileyen bir kişi. Nereden çıkarıyorsunuz? Biz de aynı uçaktaydık. Esat Bindesen'in yanına gitmiş. Aynen şu soruyu sormuş Mehmet Sekmen. İstanbul'da kalacak yeriniz var mı? Nerede kalacaksınız? Nerede misafir olacaksınız? Eğer ki kalacak yeriniz yoksa sizi misafir edebilirim. Bana niye sormadın Mehmet Sekmen? Ben de aynı uçaktaydım. Ben de gazeteciydim. Bana niye sormadın? Demek ki burada Mehmet Sekmen diyor ki beni iyi yazanlar misafirim, kötü yazanlar köprü altında. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. 3-4 gün İstanbul'u layıkıyla gezdik diye düşünüyorum. İstanbul'da şunu bir defa çok iyi anladık. Metroya bindim, Marmara'ya bindim, vapura bindim, trene bindim, minibüse bindim, taksiye bindim ve İstanbul'da dikkat edersen hangi semte gidersek gidelim, hangi tarihi yere gidersek gidelim, hangi parka, hangi caddeye, hangi sokağa gidersek gidelim, her sokakta ve caddede mutlaka bir büyükşehir belediyesi hizmet aracı, elemanı, doğru mu? Gördük. Şimdi şuradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hürmet ederek, saygılarımı sunarak küçük bir sitemde bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul'a Kadir Topbaş, Erzurum'a Mehmet Sekmen. Neden? Keşke Erzurum'a Kadir Topbaş, İstanbul'a Mehmet Sekmen'i gönderseydiniz. Oh, geldik, biz Erzurumlu olarak çok memnun olurduk. Şimdi buradan hareketle. Dikkat edersen, yıllardır biz gazetecilik yapıyoruz. Bir belediye başkanı bir dönem seçildikten sonra, seçim bittikten sonraki ilk önümüze gelen bir yılda, birinci yılında Erzurum'daki tüm gazeteciler bir yılda efendim belediye ne yaptı diye bir belediye başkanına sorarlar. Dikkat ediyorsan Erzurum'da bunu hiç kimse sormuyor bu sene. Sormayacaklar da. Ha sorarlarsa da benim bu uyarımdan dolayı soracaklar. Bir yılda Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in yönetimi bu şehre eser olarak elle tutulur, gözle görülür. Ne yaptı? Tüm izleyenlerimize soruyoruz. 3 tane cadde yaptı, 276 milyon lirayı doğrudan teminle harcadı. Onur Turası denilen, Onur Turası ismindeki bir şark kurnazına da etkinlikler üzerinden 2 milyon lira kaptırdı. Büyükşehir Belediyesi'nin sadece görevi
etkinlik düzenleyip insanları eğlendirmek değil. Büyükşehir Belediyesi'nden 2015 yılı yazında elle tutulur, gözle görülür, belediyenin parası harcanarak doğru düzgün yatırımlar bekliyoruz. Şimdi bir önceki dönemi değerlendirelim kardeşim. Erzurum halkı Ahmet Küçükler dönemini hiç de beğenmez. Şimdi sen bir Erzurumlu olarak, Erzurum'da bir gazeteci olarak ben sana şu soruyu bir sorabilir miyim kardeşim? Ahmet Küçükler 8 yıl mı, 10 yıl mı? 10 yıl belediye başkanlığı yaptı. Allah rızası için şuraya maddeler halinde Ahmet Küçükler'in elle tutulur, gözle görülür yapmış olduğu yatırımları bir sıralar mısın kardeşim? Herhalde bir sırala kardeşim. 10 yıla vurursak işte alt geçitler... Alt geçitler deyip geçmeyelim. Üst tek geçitler, tek şöyle. Tek tek sayalım. Çok uzun sürer. Sürsün lütfen bir sürer mi? Süremiz var. Mevlana Vadisi. 1. Abdurrahman Gazi Tüvesi'nin etrafı. 2. Alt geçitler. Alt bak geçitler diyor. Aziziye, Mecidiye, Hamidiye, Çat, Harput Mahallesi alt geçidi birçok. Evet. İtfaiye binası. İtfaiye binası. Mezarlık, asri mezarlık, otoparklar, beğenelim beğenmeyelim. Evet. Doğru mu? Otoparklar, fuar alanının yeri, say. Atık su tesisleri. Atık su tesisleri, evet. Su içme arıtma tesisi. Su içme arıtma tesisi. Şehitler Mahallesi'nin ıslahı. İslahı, say. Birçok sayabiliriz. Birçok sayabiliriz, doğru mu? Peki kardeşim, Ahmet Küçükler 10 yılda bunları yaptı. Mehmet Sekmen de 10 yılın 10'da 1'i kadar Erzurum'da görev yaptı. 2014 yılında yapmış olduklarını say kardeşim. Allah rızası için sayar mısın? Kongre Caddesi'nin asfalt çalışması Bakan Erzurum'a geleceği için bakanlığın vermiş olduğu emirle yapılan... Bir. Valiliğin... Ay, Büyükşehir Belediyesi yapmadı, biz diyemeyiz buna. Ha, o zaman bir de değil. Evet. Mumcu Caddesi'nin ara sokağı... 2. 3. Bitti bu kadar kardeşim. Ne bizi kandırıyorsunuz ya? Ama etkinlikler var. Bir de şunu söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim kardeşim. Erzurum basını. Ölüm var, toprağın altı var. Elinizi vicdanınıza koyuyoruz. Almış olduğunuz 3.30 paralık ilanlardan dolayı sanki Erzurum'da çok büyük çalışan bir belediye varmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Allah'tan korkun. Ölüm var, toprağın altı var. Bu şehirdeki yaşayan fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın hakkı ve vebali sizin üzerinizdedir. Haberiniz olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e de şuradan bir duyuru yapmak istiyorum. Öyle uçakta koltuk koltuk dolanıp yatacak yerin var. Otelci misin sen? Sana ne vereyim yatacak yerimden? Şehrin sorunlarına, problemlerine baksana. Şehre yatırım yapsana. 2015 yılında belediyenin bütçesinden bu şehre elle tutulur, gözle görülür. Ne yatırım yapacağını çıkıp bu millete anlatmak zorundasın. Tarkan gelecekmiş abi. Öyle mi? Etkinlik. Öyle mi? Yani şimdi... Benim o Tarkan'la ilgili bir fıkram var da o buraya uygun değil biliyorsun. Şimdi şunu söyleyeyim. Tamam, bunu da söyledik. Efendime söyleyeyim, Kadir Topbaş İstanbul için bir şans, Mehmet Sekmen'in de Erzurum için bir şans olmasını, şansa çevirmek lazım. Ha, bir yılda olmadığını, bundan sonraki yıllarında olması gerektiğini temenni ediyoruz, diliyoruz ve bekliyoruz. Şimdi bir de siyasete gelelim istersen. Ne düşünüyorsun siyasetle ilgili? Siyasette ben... sana soru sormaya gerek yok. Başla, devam et. Şimdi şöyle, siyaset Erzurum'da, evet, siyaset çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Aday adayları 136 kişinin hepsi aday adayı ama biz gönlü, her gönlünde bir aslan yatar. Ama şöyle bakıyorum aday adaylarına. Şimdi Maltepe Vakfı'nın 15 Mart'ta düzenlemiş olduğu geceyi göz önüne getiriyorum. Aday adaylarının hemen çoğusu oradaydı. Niye gittiniz kardeş? Erzurum'da oturun, çalışın. Kendinizi bir gösterin. Şimdi aday adaylarına bakalım. Fuat Kulaçoğlu aday adayı. Ya hak ediyor musun Fuat Kulaçoğlu? Hak ettiğine gerçekten inanıyor musun? Şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde bir haber yapmıştık. Erzurumhaber25.com'da ve Anadoluhaber.com'da yayınladık. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na sordu. Evet, belki orada Yunus Yeşilyurt beyefendiye işletme müdürü olduğu için ona sorduk. Belki ya kendisi belki diyecek ki Fuat Kulaçoğlu'nun orayı aldığı tarihte ben memur bile değildim. Ama bugün memursun, görevini yap. O tarihte belki memur değildin. Bugün devlet seni oraya oturtmuş, maaşını çatır 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 ödüyor, görevini yap. Diyeceksin ki bu bölgeye bağlı, Sivas vermiş. Oraya şimdi, haber ver. Şimdi şunu söyleyeyim. Migros'un yeri, Vatan Bilgisayar'ın yeri,
Çağ Kebapçı'nın, Çınar Çağ Kebapçı'nın yeri. Burayı devletin nezdinde Fuat Kulaçoğlu'na ve bir kızım iş adamlarına kiraya vermiş Devlet Demiryolları. Niye vermiş? İşte kullanamadığı arazilerini istihdama katkı sağlasın, sosyoekonomik durumuna katkı sağlasın diye. Fuat Kulaçoğlu ne yapmış? Küçük bir şark kurnazlığıyla Migros'a, Vatan Bilgisayar'a Çağ Kebapçı'ya kiraya vermiş. Peki bunu devletin kanunları nezdinde kabul ediyor musunuz? Yani devletten kiraladığın bir yeri üçüncü şahıslara kiralayabilir misiniz? Sözleşmenizin şartnamesinde bu var mı? Yok. Olmamalı da. Çünkü zaten kanun bunu emretmiyor. Kanun bunu yasaklıyor. Tabi orada küçük bir şark kurnazlığı da var. Herhalde büyük ihtimalle Fuat Kulaçoğlu ağabeyiniz Migros'un bir bölümüne, lokantanın bir bölümüne, Vatan Bilgisayar'ın bir bölümüne kendisini ortak göstermiş deniliyor. He, anladım. Ama Vatan Bilgisayar bir firma, Migros büyük bir firma, lokanta bir firma. Bunları Devlet Demir Yolları genel müdürü mü olur, işletme müdürü mü olur, işte güvenlik müdürü mü olur, boyacılar müdürü mü olur, kim olursa olsun. Bir tanesi çıkıp açıklama yapmak zorunda. Fuat Kulaçoğlu Erzurum'dan çekmiş gitmiş, iş adamıymış, bana faturasını göstersin. Fuat Kulaçoğlu bilmem ne şirketinin AŞ'nin sahibidir. Bir tane faturası var mı? Yok. Peki Fuat Kulaçoğlu Erzurum üzerinden niye para kazanıyorsun? Erzurum'un malını Devlet Demiryolları kiraya vermekten o kadar aciz mi? Benim devletim aciz duruma düşünmeye senin ne hakkın var? Bir de bugün çıkmışsın Erzurum milletvekili adayım diyorsun. Sen Erzurumlu değilsin ki. Seni Erzurum'da herkes, evet güzel bir geçmişin var, ailen gelmiş Erzurum'a kendini kabullendirmiş. Ama sen gitmiş İstanbul'daki Erzurumlulara dahi kendini kabullendirememişsin. Bakın çok önemli bir şey Cem Bey. Kulaçoğlu ailesi Karadeniz'den gelmiş Erzurum'a kendisini kabullendirmiş. Esnaf, ticaretçi ama Fuat Kulaçoğlu, Maltepe'de ben bunu gördüm İstanbul'da, İstanbul'a gitmiş, İstanbul'daki Erzurumlulara kendisini kabullendirememiş. Yine Dedeman Sikaretçi Otel'in dere yatağı üzerine kurduğun otel var. Yani sen Erzurum'dan gitmişsin ama orada en ense divan yatıyorsun. Nasıl Erzurum'dan gelsin kiralar? Burası senin babandan kalmış mirasın mı? Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Tamam o güzel. Tespitin güzel. Önemli bir tespit. Bence o haber çok önemli bir haber. Devlet Demir Yolları'nın Erzurum Şube Müdürü de şöyle diyemez. Efendim Erzurum'un 20. kilometresinde trenin rayı kırılmış. Erzurum'a tren gelmiyor. Ama canım o raylar benim zamanımda yapılmamıştı ki. Öyle bir şey yok. Şimdi efendim devlette nedir? Süreklilik esastır. Ana mevzu şu kardeşim. Şimdi Fuat Kulaçoğlu denilen şark kurnazı, doğu kurnazı, milletvekili aday aday olmuş. Anadolu Haber'le Haber 25'te efendim Devlet Demiryolları'nın mülkünün kiraya verilmeyeceğini verilemeyeceğini biz düşünüyoruz. Yönetmelikler, kanunlar böyle diyor. Fuat Kulaçoğlu da minareyi çalan kılıfını hazırlar mantığıyla oraya bir kılıf geçirmişse, biz de bunu haber haline getirmişsek, bununla ilgili Devlet Demir Yolları'nın Erzurum müdürü gerekli bilgiyi genel merkeze vermek, genel merkezden bu konuda görüş almak, bildirmek ve basını ve Erzurum halkını bilgilendirmek zorundadır. Bu bir. Gelelim ikincisine. Peki Devlet Demir Yolları'nın Erzurum'daki müdürü arkadaşımız. Biz bunu bugün tespit ettik. Siz diyelim 2 yıldır orada müdürsünüz. 2 yıldır hiç o Migros'un önünden geçmediniz mi siz? Siz şimdi Devlet Demir Yolları'na giderken Migros'un önüne geldiğiniz zaman havalanıp Devlet Demir Yolları'nın önüne mi kondunuz? Hiç merak etmediniz mi ya bu Devlet Demir Yolları'nın arsasını bu adam nasıl Migros'a, işte nasıl Vatan Bilgisayar'a kiraya vermiş? Bunlar bu işin üstünden, şöyle söyleyeyim. Bu iş çok su kaldırır. Bu işin içi üstünden Devlet Demir Yolları'nın Erzurum'daki, öyle mi, birimlerinden yolunu bulanlar var. Bu işin üzerinden iddia ediyorum ben. Bak hele boş konuşmuyorum. Bu işin üzerinden Devlet Demir Yolları'nın Sivas'taki bölge müdürlüğündeki ilgili birimden yolunu bulanlar var. Bu iş üzerinden Devlet Demir Yolları'nın genel müdürlüğünde bu birimle ilgilenen birimdeki arkadaşlardan yolunu bulanlar var. Hadisenin özü bu. Bu işi temizlemek zorundayız. Bu bir. İki. Erzurum'da
Yıllardır bu kurnazlığı bu arkadaşımız yapıyor da bu Erzurum'daki bu bıçkın gazeteciler, tuttuklarını kesen gazeteciler, vurduğunun kafasını koparan gazeteciler niye bugüne kadar bununla ilgili hiçbir şey söylememişler? Bunun da Erzurum'da bir irdelenmesi gerekiyor. Şimdi onun için Devlet Demiryolları'nın Erzurum'daki müdürü bu işle ilgilenmezse biz genel müdürlüğe konuyu zaten ilettik. Zaten bununla ilgili bir çalışma başladı. Zaten bununla ilgili bir araştırma yapılıyor. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yapmazsa biz ilgili bakanlığa bunu söyleyeceğiz. Biz bunu milletvekillerimize söyleyeceğiz. Evet. Yani öyle şart kurnazlığıyla efendime söyleyeyim işi geçiştireceğini hiç kimse zannetmesin. Erzurum'da otursun gününü ağlasın. Neden? 30 yıldır, 20 yıldır bu iş bu şekilde. Niye hiç kimse bunu söylememiş, dile getirmemiş? Bakın biz delikanlıca dile getiriyoruz. Ha, şunu söyleyeyim. Sayın Fuat Kuraçoğlu, milletvekili adayı olduğundan dolayı biz bunları yapmıyoruz. Süreç böyle gelişti. Fuat Kuraçoğlu'nun Ömer Nasuhi Bilmem pasajının altındaki garajı işletirken yapmış olduğu kurnazlığı da anlatacağım size. Efendim dağdaki Dedeman Oteli'nin yeriyle ilgili yapmış olduğu kurnazlığı da anlatacağım. Ahmet Metin Karadayı üzerinden sanayideki iş yerlerinde yapmış olduğu kurnazlığı da anlatacağım. Erzurum her şeyi bilecek. Şimdi onun için burada asıl üzülmemiz gereken konu böyle bir konu var. Yıllardır niye Erzurum buna uyanmamış? Niye Devlet Demir Yollarındaki ondan önceki müdür bu işe bakmamış? Niye Sivas Bölge Müdürlüğü, niye Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü bu işe bakmamış? Bakmamasının sebebini söylüyorum. Ben öyle şüpheleniyorum. Eğer bu bir iddia, bence o iş üzerinden yolunu bulanlar var. Ha yolunu bulanların, öyle mi? Önüne biz bir engel getirip koyacağız. Çaresi yok. Şimdi buradan hareketle. Tabii biraz da böyle kendimizi toparlamamız gerekiyor. Şimdi programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Siyaseti böyle bir siyasete girdik, sen onu aldın oradan Devlet Demir Yollarına, oradan Fuat Kulaçoğlu'na falan götürdün. Hayır, hak etmedi. Aday adaylığı süreciyle ilgili ne düşünüyorsun? Aday adaylığıyla ilgili bu hafta içerisinde yine Erzurum Haber 25'te ve anadoluhaber.com'da bir haber daha paylaşmıştık. Kimdi? Nihat Temel abimiz hakkında konuşmuştuk. Hocamız. Evet. Ben Nihat Temel hocamızı hiçbir şekilde tanımam. Bir kez olsun karşı karşıya oturmadım. Ama Nihat Temel hocamızı Google'da şöyle araştıralım dedim. Yani internet tarayıcısında karşıma Samanyolu TV, Küretim ve Zaman Gazetesi'nde başka hiçbir de bulunmamış. Tamam, bunlar eğer ki benim ülkemi, benim devletimi, benim milletimi üzerinde bir takım ayak oyunlarıyla ülkeme zarar vermek isteyen bir yayın kuruluşu ise Samanyolu TV'ni sabahleyin açıyorum, akşama kadar gelişen ve büyüyen Türkiye'nin gerçek mimarı, bunu herkes kafasına yazsın. Recep Tayyip Erdoğan hakkında akşama kadar karalama yapıyor. Nihat Temel abi, senin ne işin var orada? Hayır, bir de şunu da söyleyeyim. Tabii bu bugünlerde bu işte paralelciymiş yaftası mutlaka iyi bir yafta değil ama şimdi mesela şöyle söyleyeyim, benimle ilgili birisi sen paralelcisin dese ben şöyle yaparım, çıkar açıklama yaparım. Dedim ki arkadaşım, benim bugüne kadar paralelcilikle hiçbir ilgim, alakam olmamıştır. Nihat Temel hocamız da şunu demiyor. Ya şöyle dese çok mantıklı. Kardeşim ben Samanyolu TV'de, bak ben ona cevabını öğretiyorum. Ben Samanyolu TV'de, Küre TV'de program yaptığımda, Zaman Gazetesi'nde köşe yazdığım zaman paralel yapı böyle bir şey yoktu. Kaldı ki o zaman bu televizyonlarda çıkmak, doğru mu? Çok önemli bir şeydi ama ben bunların bu yüzünü görememiştim. Sonradan görünce ben paralelci değilim diyebilmeli. Ama bunu da diyemiyor. Çünkü neden? Karşı taraftan gelecek tepkiden çekindiğinden dolayı diyemiyor. Şimdi eğer ki ona vereceği cevabı siz öğretecekseniz, yarın ona milletvekili yapacağını kim öğretecek? Onu da biz öğretiriz. Yani bir de açıklama da yapmış zaten. Ben bazı televizyon kanalları değil, Samanyolu, Küret gibi ve Zaman Gazetesi. Şimdi bir tane dur fıkra anlatayım. Hoca yer altında bir ahır yapma fikri Nasrettin Hoca'da oluşmuş.
yer altında demiş bir ahır yapacağım, işte içinde hayvanlar olacak demiş. O kadar böyle bir düşünce oluşmuş kocada, başlamış yeri eşmeye. Eşmiş ama bir süre sonra yandaki komşunun ahırına çıkmış. Bir bakmış ki ahır buldum demiş, koşmuş hanımına gelmiş demiş, hanım biliyor musun demiş, ben demiş yer altında ahır yapmayı düşünüyordum ya. Eştim. Çabuk benim müjdemi ver. Eski zamandan kalma bir ahır buldum, içinde de bir sürü öküz var. Yani böyle buldum. Ha yani şimdi, yani Çincan Bey'le alakasız bir fıkra yani. Çincan Bey programı yani sonra hoca bir dur kardeş, programı dur halledeceğiz. Yani hoca ahırı bulmuş. Diyor ki o kadar güzel ki hem ahır buldum, içinde de bir sürü öküz var. Yani mutluluğu görüyor musun? Sen yerin altını eşip orada bir ahır yapıp içine öküz yerleştirmeyi düşünürken eşiyorsun bir ahır, içine bir sürü öküz dolu diyelim. Tabi programımızın da yavaş yavaş sonuna gelelim. Sen anlıyorum bir şey söyleyeceksin. Buyur söyle Erler'cim. Ben İstanbul, Ankara, İzmir meselesinden ziyade şunu söylemek istiyorum Cem Bey. Erzurum'da bir Esadaş firması, bir de Dadaş firması var. Beni mahkemeye verebilirler. Ben bir Erzurumlu olarak yürekten konuşuyorum. Kapatın arkadaşlar. Neden? Ya da isimlerinizi kaldırın. Bir Erzurumlu İstanbul'dan Erzurum'a gelirken yolda Dadaş turizmi görünce korna çalmasın, selektör yapmasın. Ben sizin Erzurumlu olduğunuzdan utanıyorum. Neden mi? Açıklar mısın? Erzurum Spor'a Metro Turizm gelmiş, sponsor olmuş. Bakın, Metro Turizm, Erzurum Spor'a sponsor, Esadaş'la Dadaş kaymak yesin. Yemeyin arkadaşım. Zehri zukkum olsun. Yemeyin ekmeği. Erzurum'un ekmeğini yemeyin. Zehri zukkum olsun. Utanılan yol noktaya gelelim. Yine Maltepe Vakfı'nın Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlediği o muhteşem Erzurum şölerinde Metro Turizm'in sahibi mikrofonu eline almış, reklam yapıyor. Reklam yapıyor. Metro Turizm Erzurum'a sahip çıktı diyor. Bizim şehrimiz bu kadar mı şehrimiz? Sahipsiz. Ve diyor ki yarın maçı kazanırsanız futbolculara 20 milyon prim dağıtacağım. 20'şer bin lira. 20 bin lira. 20 bin lira. Hepsi 20 bin lira dağıtacağım. Esadaş, Dadaş, boynunuz altınızda kalsın sizin. Metroya düştük ya. Metro Bostancı'yı katletmişti. Bütün arabalarda Erzurum sporları vardı. Ama İstanbul'da metroya bindik. Metro Esadaş'tan iyi yani. Bizim İstanbul'da bindiğimiz yer. O değil. Metro turizminden bahsediyorum. Evet çok güzel. Ve Suat Engizek metro turizmin sahibi o geceye Cengiz Kurtoğlu'nu getirmişti. Cengiz Kurtoğlu'na dahi metro turizmin reklamını yaptırıyor diye Suat Engizek kolundan tutup Cengiz Kurtoğlu sahneler attı. Doğru. Peki bu dik duruşa karşı Esadaş'la Dadaş neredeler? Yemeyin Erzurum'un ekmeğini. Haram olsun size. Zehri zıkkım olsun. Gidin bundan sonra buradan tüm Erzurumlara sesleniyorum. Eğer ki seyahat mi yapacaksınız? Ağrı Turizm, Kars Turizm, Van Turizm, Erciş Turizm ama Dadaş'la Esadaş'a gitmeyin. Çünkü bunlar Erzurum'un ismini kullanıp Erzurum'a kuruş faydası olmayan iki şirket. Yazıktır ya. Ayıptır, günahtır. Şimdi dur ben bir şey anlatayım. Programı kapatalım. Güzel o tepkini de o arada orada görmüşsün. Koca bir gün eşeğini kaybedip bulamıyor Ender'ci. Öyle bağırıyor, öyle çağırıyor. Çabuk eşeğimi bulun, bulmazsanız çok kötü şeyler olur falan filan deyince köy böyle birden bir seferber oluyorlar. Kocanın eşeğini bir iki saat içerisinde bulup getiriyorlar. Oradan bir akıllı adam hocaya diyor ki hocam tamam diyor bu kadar bağırdın çağırdın da peki eşeği bulamazsak ne yapacaktın? Hiç demiş ne yapacağım, gidip yenisini alacaktım. Şimdi onun için bu mevzu biz bağırıyoruz çağırıyoruz ama ne yapalım işte elimizden gelen bu. Efendim 55 dakika gibi uzun bir süre performanslı yüksek tansiyonlu bir program yaptık. Bir haftaya bakış programı burada sona erdi. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın.